Merhaba arkadaşlar bu videomuzda USB belleğinizi bilgisayara taktığınızda USB aygı tanınmadı hatası ile ilgili çözüm yolu göstereceğim. Bu işlem hem Windows 8 hem Windows 10 hem de Windows 11'de aynı yöntemle yapılmakta. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak hemen şuradaki Windows yani başlatın üzerine sağ tıklıyoruz ve buradan Windows PowerShell yönetici kısmını seçiyoruz. Eğer Windows 11 kullanıyorsanız terminal yönetici kısmını seçmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptığınızda karşınıza şu şekilde bir pencere gelecek. Bu pencere geldiğinde hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bir tane komut bakacağım arkadaşlar komutumuz aynen bu şekilde. Bunu buraya arkadaşlar sağ yapın. Yani kopyaladıktan sonra buraya geldiğinizde sağ yaptığınızda komut buraya yapıştırılmış olacak ve enter yapalım. Enter yaptığınızda karşınıza şu şekilde Windows çevrim içi sorun giderme hizmeti devre dışı gelecek. Burada ileri diyerek Windows çevrim içi sorun giderme hizmetinin bu sorunu çözmesini sağlanmış olacağız. Bu aşamadan sonra USB belleğinizi bilgisayardan çıkartıp tekrar takın ve sorunun giderip gidilmediğini kontrol edelim. Eğer sorun halen giderilmediyse arkadaşlar hemen şuradaki arama kısmına denetim masası şeklinde yazalım ve çıkan denetim masası uygulamasını tıklayalım. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada görüntüleme ölçüsü kategori olacak şekilde hemen buradaki sistem ve güvenlik sekmesini seçelim. Ardından güç seçenekleri kısmına gidelim. Ve burada sol tarafta bulunan bilgisayarın uyku moduna geçme ayarlarını değiştir seçeneğini seçelim. Ardından hemen buradaki gelişmiş güç ayarları değiştir yazan kısmı tıklayalım. Burada arkadaşlar hemen buradaki USB ayarları kısmını açalım. Ardından tekrar USB seçmeli askıya alma ayarını açalım. Bu etkin seçeneğini arkadaşlar devre dışı olarak değiştirip uygula ve tamam diyelim. Devamda USB belleğimizi bilgisayarımızdan çıkartıp tekrar kontrol edelim. Muhtemelen sorun giderilmiş olacak. Eğer halen sorun giderilmediyse rastgele herhangi bir klasör açalım. Klasörü açtıktan sonra sol taraftan bu bilgisayar veya bilgisayar yazanlarının üzerine sağ tıklayıp yönet diyelim. Karşımıza gelen bilgisayar yönetimi penceresinde sol taraftaki aygıt yönetici kısmını seçelim. Ardından hemen burada bulunan evrensel seri veri yolu denetleyeceği kısmını açalım. Burada arkadaşlar hali hazırda bilgisayarınızla bağlantı sağlayan USB bağlantıları görüntülenmiş olacak. Eğer USB belleğinizin hangisi olduğunu biliyorsanız üzerine sağ tıklayın. Sürücü güncelleştir diyelim. Devamında sürücüleri otomatik olarak ara deyip bilgisayarınızın sizin için en uygun olan sürücü yüklemesini sağlayalım. Eğer USB belleğinizin hangisinde olduğunu biliyorsanız tek tek arkadaşlar tamamının üzerine sağ tıklayarak sürücü güncelleştir Ardından sürücüleri otomatik otomatik olarak ara seçeneği tıklayarak sürücülerin yüklenmesini sağlayalım. Bu üç yöntemi denedikten sonra USB aygıt tanınmadı hatasını çözmüş olacaksınız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.